Merhaba arkadaşlar, evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir çiçekten bahsediyor olacağım arkadaşlar. Difenbahya çiçeği. Bu difenbahya çiçeği benim evimde değil, eşimin dayısı kızının evinde baktığı, yıllardır baktığı bir çiçekten sizlere nasıl bu şekilde oldu ve sizler de çiçeğinizi bu şekilde çok dallı bir şekilde yapabilirsiniz. Bunu gösteriyorum bu videoda sizlere. Tek dal uzayıp giden bir çiçekmiş bu. Ne yapmış eşimin dayısı kızı bu çiçeğe dersiniz? Çok fazla uzayıp gittiği, tek dal uzadığı için görüntü olarak da saksıda tek dal görünüyor ve görüntüsünden çok memnun değilmiş. Görüyorsunuz böyle harika gövdelere sahip bir saksıdan 5 adet çıkmış. Şu dokunduğum dal tek adet uzayıp giden kökmüş arkadaşlar. Bunu kesmiş. Kestikten sonra da bir süre sonra toprak içerisinden böyle 5 adet yavru vermiş ve harika bir şekilde saksıyı doldurmuş. Görüyorsunuz toprağın içerisinde perlit var ve harika bir toprak. Toprağını sevmiş, yerini sevmiş. Aydınlık bir pencere önünde duruyor. Böyle kapalı bir mutfak balkonu içeriye alınmış cam balkon içerisinde duruyor. Ve balkonun bir köşesini bu saksı tamamen doldurmuş diyebilirim. Şöyle size geniş açıdan da çekip tamamını göstermek istiyorum. Harika olmuş. Saksıyı doldurmuş. Çok güzel. Tek olarak uzamasını istemediğiniz difenbahya çiçeğini sizler de hemen alttan 4-5 santim yüksekten, yani topraktan en az 5 santim yüksekten kesebilirsiniz. Tabii ki karar sizin, daha fazla da kesebilirsiniz. Eğer ki oradan su aktığını ya da kabuk bağlamadığını görürseniz onu mumyalayabilirsiniz. Yani mumu eritip şöyle bir ince tabaka halinde sürebilirsiniz. Su kaybetmesin, işte toprak içerisindeki gövde çürümesin diye bu işlemi de yapabilirsiniz kestikten sonra. Hangi zamanlarda kesebilirsiniz? Sonbaharda kesmeyin. İlkbaharda bitkilerin uyanma dönemi. İlkbahar, yani bu mevsimde Nisan, Mayıs gibi kesebilirsiniz. Harika bir işlem. Ben çok beğendim. Sizler de yapabilirsiniz. Difenbahya çiçeği çok kuru topraktan da hoşlanmaz. Nemli toprağı da seviyor ama günlükte böyle yarı gölgeli bir güneş alan yerden de mutlu oluyor arkadaşlar. Difenbahya bakmak isteyenler varsa evinde ve böyle koca bir gövde olsun istiyorlarsa kesin tepesini gitsin diyorum arkadaşlar. İşte görmüş olduğunuz güzellik. Eğer ki benim unuttuğum bir şeyler varsa video alt yorum kısmına bırakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bugünlük benim anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bu hayattan önemlisi sağlık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.